doing that thing, push on that thing. Think we take up some more real test. In the deck, be rich, don't consent. Sweat, don't let me shit, think. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Alp Akabey. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Safari Roleplay'deyiz ve biraz konuşmak istedim nedense bilmiyorum ama bugün gene görmüş olduğunuz gibi Safari Roleplay'deyiz. Biraz açıkçası eleştirmek istedim, tüm sunucuları biraz eleştirmek istedim. Şu şekilde düşünüyorum, eminim ki tüm sunucular eleştiriye açıktır. Benim düşüncem bu şekilde. Mesela Safari gibi büyük bir sunucu herhalde eleştiriye açıktır diye düşünüyorum. Rina Roleplay de aynı şekilde. Yani bu çeşit roleplay sunucularını biraz eleştirmek istedim. Ne oluyor da? Neyse, bizi ilgilendirmez. Tekrardan ismimi değiştirdim Safari'de. İsmim Alperen Akabey. Alp Akabey ismini kullanamıyorum. Bildiğiniz üzere Alp Akabey hesabı banlandı. Her neyse, şimdi konumuz o değil. Oyunlandı. Bu arada anlatıma geçmeden önce size birkaç şey söyleyeyim. Bilgisayarım evet o kadar iyi değil. Gerçekten berbat bir bilgisayarım var ve böyle oyunda videodayken ufak tefek takılmalar oluyor arkadaşlar. Affınıza sığınmak isterim. Gerçekten kusura bakmayın. En yakın zamanda da güzel bir bilgisayar almayı düşünüyorum. İnşallah Allah izin verirse almayı düşünüyorum. Şimdi eleştiriye geçmeden önce, beni sevmeyen arkadaşlar olacaktır. Eyvallah, ona bir şey diyemem. Fakat şu yüzden sevmediklerini söyleyebilirim. Zamanında Safari'de çok fazla çatışmalara katıldım. Gerçekten öyle böyle değil. Çok aşırı fazla çatışmalara katıldım. Sürekli olarak o arkadaşları düşürdüm. Üstüne azarladım. Hem B'den hem normal bir şekilde azarladım. Arkadaşlar beni TS odalarına çağırıyorlardı en son. Konuşuyorduk falan filan, orada kavga ediyorduk. Ben size bunu açıkça söyleyeyim. Birinci seçenek bu. Beni çatışma yüzünden, yani DM yüzünden sevmeyen olabilir. İkinci seçenek de biraz egoist gibi görünebilirim ama gerçekten beni yakından tanırsanız, yani tanıyorsanız, egoist birisi asla ama asla değildir. Yani bu şekilde sevmeyen de olabilir. Veya PM'den bana çok fazla yazanlar var. Siz de yazıyor olabilirsiniz, bilmiyorum artık. Rina roleplay olsun, Safari roleplay olsun, oyunda rahat bırakmıyorlar. Gerçekten ciddi anlamda çok fazla PM geliyor. Ve hepsine cevap veremiyorum. Abi video mu? Video çekiyor musun? Video ne zaman gelecek gibi sorular geliyor arkadaşlar. Ve hepsine birden cevap vermem zor. Siz de biliyorsunuz. Şunu diyeyim, ben çok ünlü birisi değilim. Estağfurullah. Öyle bir amacım da yok zaten. Hepimiz eşitiz arkadaşlar. Yani benim hiçbir amacım yok. Sadece ben sunucuya girer, videomu çeker giderim arkadaşlar. Ben niye çok fazla arkadaşlar diyorum? Ya neyse, önemli olan bu değil. Dediğim gibi, beni sevmeyen varsa eyvallah. Bir şey diyemem ama neden sevmediğini söylerse kendimi düzeltmeye çalışırım. O şekilde. Şimdi isterseniz asıl konuya geçelim. Öncelikle Rina Roleplay'den başlamak istiyorum eleştirmeye. Zamanında Safari Roleplay eleştirdim. Şimdi hem ikisini eleştireceğim, hem tüm sunucuları eleştireceğim arkadaşlar kısaca. Şimdi Rina Roleplay öncelikle admin ekibini pek sevdiğim söylenemez. Adminler aynı şekilde ilgilenmemeye devam ediyor. Herkes kendini düşünüyor o sunucuda. Oyuncularına bir şey diyemem. Rina Roleplay. Rina Roleplay'de helperlik yaptım, oynadım. İyi güzel sunucuydu. Güzel roller dönüyordu. Eğlenceliydi. Safari Roleplay'i bıraktıktan sonra çarptık. Rina Roleplay'e gittim. Biliyorsunuz zaten. Bayağı bir oynadım. 4-5 ay gibi bir süre oynadım Rina'da. Sonra tekrardan bıraktım. Bırakma sebebimi birçok kişi biliyordur. Kumarda 1 milyon dolar kaybettim arkadaşlar. 1 milyon dolar yani. Son bir elegimle flop bedim kalmıştı. Onları da yeni başlayan arkadaşa verdim.
ve Rina Roleplay'i şu anda tamamen bırakmış bulunuyorum. Rina Roleplay'de de çok sevenim vardı. Doğrudur. Bayağı sevenim vardı hatta orada. Kısaca Rina Roleplay'in adminleri gerçekten çok fazla ilgilenmiyor. Siz de zaten orada oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Şu şarkıyı bir kısacağım arkadaşlar, bir saniye. Şarkıyı tamamen kapadım. Evet, nerede kalmıştık? Siz de Rina Roleplay'de oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Adminleri gerçekten çok değil de yani biraz ilgisiz. Oyuncularına hiçbir şekilde laf edemem Rina'nın. Ama elbet rol yapamayan arkadaşlar vardır. Rol yapamayan değil de trolleyen arkadaşlar illaki vardır. Ben karşılaştım mı? Birkaç kez karşılaştım. Şu arkadaşı bırakayım. Yok, derse devam edeceğim direkt. Kendi bilir yani. Kendin bilirsin kardeşim. Evet, ben birkaç kez karşılaştım arkadaşlar Rina'da trolleyen oyuncularla, ama onun haricinde Rina'nın oyuncuları gerçekten güzel, saygılı. Yani orada bir rol ortamı var abi, size onu diyebilirim ben. Gerçekten tavsiye ederim oynamanızı isteyen varsa. Admin ekibi haricinde oyuncuları iyi güzel rol çeviriyor. Aile rolleri devam ediyor. Orada zaten birçok sevdiğim arkadaşım oynuyor. Rin hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Safari'ye gelelim. Bildiğiniz üzere, yani birçok kişi biliyordur beni tanıyan arkadaşlar. Ben Safari'ye 2015 yılında başladım. 2015'in sonlarına doğru başladım ben arkadaşlar Safari Roleplay'e. Oyuna bir kuruş yatırmadan bir 5-6 milyon para yaptım. Bir TL bile yatırmadan 5-6 milyon para yaptım. VIP geçen sene aldım. Onu söyleyeyim ben size. Alma sebebim de araç kullanmıyordum. Sırf VIP araçlarını bilmek için Elmas VIP aldım. Değdi mi? Orasına bir şey diyemem ama yani araçları iyi güzel kullanıyorum şu anda arkadaşlar. Şimdi Safari hakkında birazcık konuşalım. Size şunu söylemek istiyorum. Safari'yi 2015 yılından itibaren oynuyorum, biliyorsunuz. Yani 3 sene gibi bir şey oluyor. 3 sene, yani 3 senede neler değişti? Adminler çok değişti arkadaşlar. Önceden adminler gerçekten efsaneydi, size bunu diyebilirim. Gerçekten çok ilgileniyorlardı oyuncularla. Her ne konuda olursa olsun adminler Safari'de ilgileniyordu. Size ellerinden gelen desteği veriyorlardı. Mesela size birkaç admin söyleyeyim. Şu anda benim en sevdiğim adminler Doğancan, Yunus. Sadece bu ikisi. Doğancan'la Yunus'u gerçekten çok severim. Abilerim ya. Onları candır onlar. Bana çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Doğancan helper olmamda biraz yardım etti yani, alıştırdı beni işte şunlarla karşılaşacaksın gibisinden. Kopya değil de yani, kopya hayatta vermedi. Sadece birazcık tavsiye verdi. Yunus abi de aynı şekilde bana çok yardımı dokundu. Ben IEM'de, yani IEM'e girmiştim. Yunus abi de IEM yönetiminde, şu anda A6. O A5'ken ben IEM'e girdim. Gerçekten sürekli bana yardım etmeye çalıştı. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Fakat şu aralar adminler artık neden bilmiyorum ama pek şey olmuyorlar ya. Yardım etmiyorlar. Mesela şu anda adminler. Bir Hakan admin iş başında, o da büyük ihtimal panel şikayetlerine falan bakıyordur. Yani dediğim gibi, birincisi Safari'de adminler pek ilgilenmiyor. Şu anlık ilgilenmiyor. Değişir mi bilemem. Ayda Enes gittiğinden beri bu şekilde devam ediyor. Onun haricinde oyuncuları pek iyi bir şey söyleyemem oyuncular hakkında. Şimdi isim vermeyeyim ama yani Safari'deki birçok oyuncuyu takmadım doğrudur. Takmak değil de yani sevmedim doğrudur. Zaten bir videomda da dedim. Ben şimdi eleştiriyorum ama Safari büyük ihtimalle eleştiriye açıktır diye düşünüyorum.
Değilse de videoyu çok rahat bir şekilde kaldırabilirim. Gerçekten bu videoyu silebilirim. Ama yani bu kadar büyük bir sunucu eleştiri açılır diye düşünüyorum dediğim gibi. Safari'nin oyuncularını pek sevdiğim söylenemedi arkadaşlar. Fakat burada tanıdığım bir kitle var. O kitleyi gerçekten çok fazla çok seviyorum. Adamın dipleri. Yaşları da büyük yani GB'den birisi de. Kitlendi mi? Evet. Gördüğünüz gibi. Tabi admin insafiyetinde kalmış. Ben bir şey diyemem ama güvenli bölgede büyük ihtimal ateş açtı adam. Ve kilitlendi. Tekrardan söyleyeyim. Safari'de rol dönmüyor. Yani ciddi anlamda rol dönmüyor. Abi roleplay ortamında bir şey var. Herkes pizzacıda toplanıyor. Toplanma amaçları yok abi, yok. Araçları diziyorlar. Öyle boş boş etrafa bakıyorlar. Abi bir gidin bir rol yapın anasını satayım. Gidin adamla konuşun ya. Gerekirse gidin bravo rol yapın abi. Şimdi bak geldik. Aynen şu şekilde. Az önce örnek verdim. Şuraya araçlar diziyorlar abi. Heh. Boş boş bakıyorlar. Dolanıyorlar. Baktılar kimse yok. Basıyorlar gidiyorlar. Etrafta dolaşıyorlar. Şu an benim yaptığım gibi. Yani Safari'ye herkes... abi ne yapıyorsun? Safari'ye herkes boş boş dolanmak için giriyor diye düşünüyorum ben şu anda. Tabii pek bilemem ama abi oyunun da kusura bakmasın arkadaş. Ters şeride girdim ben işte. Yani o şekilde rol dönmüyor. Rol yapmak isteyen kimse yok. 2016-2017 yılında gerçekten Safari Roleplay efsane bir şekilde ilerliyordu. Yani çok güzel roller dönüyordu. Oynayan varsa bilir. Adminler olsun çok ilgiliydi. Oyuncular olsun efsane roller dönüyordu abi ya, anlatamam. Beni tanıyan varsa zaten, yakından tanıyan varsa, Safari'de yaklaşık 10-15 kez birlik açtım. Akabey ailesi, Akabey Holding benzeri isimlerde mafya açtım, birlik açtım ve birliği bir günde 25-30 kişi yaptığımı bilirim. Yani bana güvenen insanlar birliğime geldi. Fakat anlaşamazlık yüzünden birliği kapatmak zorunda kaldık. Hem kural ihlallerinden dolayı birliği kapattık. Hem de biraz R5'le falan filan oyuncularla anlaşamadık. O yüzden birliği kapattım arkadaşlar. Yani o dönemlerde cidden Safari oynanıyordu. Ciddi anlamda rol dönüyordu. Adminleri olsun, oyuncular olsun çok güzel bir şekilde ilgileniyorlardı, oynuyorlardı. Fakat şu zamanlar artık Safari'ye kimse girmiyor. Giriyorlarsa da sadece gezmek, tozmak için giriyorlar. Herkesin altında şimdi NRG, Infernus, Bullet, banka hesaplarında BM para var. Evleri var abi. Böyle roleplay ortam olmaz abi. Böyle bir şey olmaz, olamaz. Yani buna bir şey yapmalı lazım ama ben sesimi duyuramam şu anlık. Yani duyursam da pek bir şey değişmez diye düşünüyorum. Üçüncü konuda yeni açılan roleplay sunucuları. Dün Nova Roleplay diye bir sunucu açıldı arkadaşlar, saat 8 gibi. Bir gözetmeye gittim. Beni mi özledin? Bir bakmaya gittim arkadaşlar sunucuya. Sunucu kapandı. TeamSpeak 3 sunucusu, yani o Nova Roleplay'in sunucusu bir gün değil de 2-3 saatte 50 kişiyi gördü. Eyvallah dedim, bu sunucu tutar, güzel iş yaparlar. Aradan bir yarım saat, bir saat geçti, sunucuya saldırı yaptılar. Yani roleplay sunucularında bir çekememezlik var. Bunu herkes biliyor. Sunucuya çok fazla saldırı yapıldı. Şuradan bir çıkalım ya. Çok fazla saldırı yaptılar ve hem TSU sunucuları hem de normal oyundaki sunucuları kapandı arkadaşlar. Geri açarlar mı bilemem. Ama gerçekten sunucu yani pek sevdim diyemem ama bir şey yapabilirlerdi ya. Güzel bir rol ortamına dönebilirdi. Sunucuları Türk konseptliydi. Yani burada benim anlatmak istediğim şey ne oluyor ya? Bizim Berkant abi öyle gitti. Neyse.
burada benim anlatmak istediğim şey, abi yavaş be. Ne yapıyorsun? Allah dediğim gibi burada benim anlatmak istediğim şey, adamlar kendine güvenmeden gidiyor sunucu açıyor. Yeni açılan sunuculara saldırılar yapılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Mesela Safari ilk açıldığında deli gibi saldırı yapıldı. Deli gibi çekememezlik vardı. Rina da aynı şekilde. Fakat bir müddet sonra bu saldırı yapan kişiler dedi ki, bu sunucuya saldırı yapmayı bırakalım. Bu sunucu tutacak, bizim elimizden bir şey gelmez. Bunu dediler. Ve yavaş yavaş şu an gördüğünüz gibi Safari bu duruma geldi. Bazen 150 kişi görüyor. Hatta önceden 250 kişiyi gördüğünü ben biliyorum. 280 kişiyi gördüğünü biliyorum. Fakat şu anda az önce anlattığım gibi sunucu çöküşte. Size şunu diyeyim. Biliyorsunuz biz de bir RPG sunucusu açacağız. Kendinize güvenmiyorsanız açmayın arkadaşlar. İki ihtimal var. Ya çok oynanır yani tutar, veya oyuncular sevmez, oynamaz, tutmaz. Sadece iki ihtimal var. Kendinize güvenmiyorsanız hiç bu işlere girmeyin. Bu işin parası var, modu var, webmaster'ı var. Yani ona vereceğiniz para var. Biraz masraflı bir iş fakat eğer sunucuyu tutturursanız paranın anasını bile ağlatırsınız. Mesela Safari Roleplay gibi. Safari de şu anda rahat bir 100 kişi falan elmas VIP aldı. Bu elmas VIP'ler 60 TL. 100 kişi 100 kişi de VIP olduğunu düşün 60 TL'den. Öf, temiz para abicim. Dediğim gibi bu şekilde şunu demek istiyorum, bir de demeden duramayacağım. Yeni açılan roleplay sunucuları bir hafta veya işte bir gün 2 gün içinde kapanıyor. Siz de biliyorsunuz bunu. Ay çok saçma bir şey ya. Adamlar kendini güvenmiyor. Sunucuyu açıyor. Yani bir ihtimalle açıyorlar. Ya tutar ya tutmaz. Bu ihtimalle açıyorlar. Baklar tutmadı, direkt kapatıyorlar abi. Önceden sunucu açmış o... Yani önceden sunucu açtım biliyorsunuz. Bir sunucu açan birisi olarak size şunu diyebilirim. Sadece ama sadece bunu diyebilirim. Sunucuyu açın. Kendine güvenen biri gitsin açsın sunucuyu. Kadrosu sağlam olsun. Rol bilgisi olan adamlardan olsun. Yani önünüze gelen kişiyi admin yapmayın. Size bunu söyleyeyim ben. İleride gerçekten çok büyük sıkıntılar çekersiniz. Sunucu açtınız mı? Sunucuda güzel bir reklam yapın. Gidip de böyle farklı roleplay sunucularına saldırı yapmayın yani. Mesela burada bir ara olmuş, Safari roleplay'de olmuştu. Sunucunun adını tam hatırlamıyorum ama adamlar gelip TV34'ten buraya reklam verdi. İşte şu 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 sunucu açılmıştır. TS3'lerini yazdı. Safari roleplay bayağı bir oyuncu kaybetti ama o sunucular saldırıya uğradı. Günaydın kardeşim. O reklam yapan kişilerin sunucusu saldırıya uğradı ve kapandı. Kendinize güveniyorsanız, yok işte benim sunucum tutar mutar modum efsane diyorsanız, gidin Palma Türk'te, GTA Türk'te bir konu açın. Orada sunucunuzu işletin abicim. Benim diyebileceğim tek şey bu. Biz de yakın bir zamanda roleplay sunucusu açacağız. Size buradan duyurayım. Zaten açılınca ben kanala video atarım. Gelmek isteyen kişiler varsa buyursun gelsin abicim. Fakat son olarak şunu diyeyim. Kendine güvenmeyen kişi gidip de sunucu açmasın abicim. Hem oyuncuları sıkıntıya düşüyor, hem de kendileri sıkıntıya düşüyor. Oyuncular şu şekilde düşünüyor. Hani ilk başlarda yeni açılan roleplay sunucuları böyle kalabalık olur. Sonradan yavaş yavaş böyle yavaş yavaş düşer ya. Aynı o mantık. Adamlar diyor ki bak, bu sunucu tutacak işte, bir günde 100 kişiyi gördü, bu sunucu kesin tutar. Ben Safari'yi bırakayım, Rina'yı bırakayım, bu sunucuya başlayayım. Safari'de işte tüm mal varlığını bir tane fakire vereyim, bu sunucuya başlayayım gibisinden düşünüyor. Abicim yapmayın etmeyin. Siz Safari'ye, Rina'ya o kadar emek verdiniz. Yeni açılan, pek bilmediğiniz bir roleplay sunucusu için o emeğinizden olmayın. Ben de öyle bir hata yaptım. Biliyorsunuz çok büyük hata yaptım. 10 milyon paramı herkese dağıttım, ettim, araçlarımı verdim bedavadan. Şu anda bu durumdayım. VIP araçlarıyla geziyorum. Elimden geldiğince rol yapmaya çalışıyorum.
Zamanı gelince de mesleğimi yapıyorum burada. Yani demek istediğim tek şey, kendine güvenmeyen kişiler roleplay sunucusu açmasın. Açtıkları gibi sunucuları kapanıyor arkadaşlar. Bu da gerçekten oyuncuları sıkıntıya düşürüyor. Oyuncular yani dediğim gibi o şekilde düşünüyor. Bu sunucuyu tutar, ben diğer oynadığım sunucuları bırakayım. Yani bu şekilde düşünüyor abi. Yapmayın etmeyin ya. Adamın emeğine yazık, anasını satayım. Madem açıyorsanız da kapatmayın sunucuyu. Arkadaşlar sizin de kafanızı gerçekten şişirdim. Çok ama çok özür dilerim. Şu aralar fark ettim, videolarım gerçekten bayağı bir izleniyor. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Beni sevmeyenler tabii ki dislike atıyor. Rolümü beğenmeyenler dislike atıyor. Eyvallah, onlara bir şey diyemem. Canlar sağ olsun. Ben gene de onları seviyorum yani. Diyecek bir şeyim yok onlara. Kafanızı çok şişirdim. Gerçekten bayağı bir konuştum. Video herhalde bir 20 dakika oldu. Daha bunu kanal atması var, renderlaması var filan filan. Falan filan. Filan filan da bırak. Neyse. Bu videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. Videolarım şu aralar zaten çok izlendiğini fark ettim. Herkese tekrardan teşekkür ederim. Eğer videolarıma bu şekilde ilgi gelirse, yani haftada bir veya 3-4 günde bir video atmaya devam edeceğim ben. Farklı sunucularda. Rina Roleplay olsun, Safari Roleplay olsun. Girer atarım yani. Rina Roleplay'i bıraktım dedim ama siz isterseniz oraya girer, birkaç tane video çeker atarım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın kendinize. Bu video bu şekilde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.